uygulama mühendisliğinin kolay ve basit bir şekilde anlatıldığı Sinumeric Live'a hoş geldiniz. Video serilerimizin amacı, pratik Sinumeric kullanımı ile ilgili spesifik konuları sunmaktır. Bugünün konusu, takım yönetimi, frezeleme, referans noktaları, takım parametreleri ve bağlama seçenekleri. Takım tutucular ve mevcut kapsamlı bağlama seçenekleriyle ilgili sistematikler ile başlıyoruz. Takım yönetimi, prensip olarak, nasıl işliyor? Nedir ve neden buna ihtiyacımız var? Ve tabii ki, bugünkü programımızın ana konusu olan, Sinumeric Operate'in özellikle takım yönetiminin fonksiyonlarını ve son olarak, doğru takım ve doğru takım tutucuların kullanılmasını özetleyeceğiz. Bunlar pratikte nasıl bir araya getirilir ve tezgahta her şey birlikte nasıl çalışır? Takım tutucuların sistematiği ve ilgili bağlama seçenekleri. Takım tutucu, makine ile mükemmel bağlantıyı temsil eder. Başka bir deyişle, takım tutucular, takımın kendisi ile makine arasındaki bağlantıdır. Bunun için iki şartın karşılanması gerekir. Bir yandan, hızlı ve güvenli takım değiştirme garanti edilmeli ve iş parçasını işlerken doğal olarak yüksek doğruluk sağlanmalıdır. Bu takım tutucular, bu iki gereksinimin karşılanmasını sağlamak için standartlaştırılmıştır. Avrupa'da en yaygın olarak kullanılan iki tip takım tutucu, dik konik ve içi boş konik gövdelidir. BT takım tutucusu olarak bilinen, dik konik tutucular ailesinin ek bir çeşidi vardır. Asya'da BT, Avrupa'da dik konik gövdeliler kadar yaygındır. Bunlar sadece konik kısmın boyu ve sıkma flanşının şekli bakımından farklılık gösterir. Ancak, bu tür de aynı zamanda dik konik sınıfına girmektedir. Şimdi, dik konik takım tutucusuna, detaylı bir şekilde bakalım. Bu tür takım tutucular, pull studlar ile iş milinin içine çekilir. Kuvvet, konik yüzeyler arasındaki statik sürtünme yoluyla ve dolayısıyla takımın kendisine iletilir. Bu tasarım, çok sağlam olması ve işleme sürecinde yüksek kuvvetlerin uygulanabilmesi avantajına sahiptir. Ancak, yay tertibatının da dönmesinin bir sonucu olarak, yüksek hızlar için uygun değildir. Ayrıca, takım tezgahı üreticisine bağlı olarak, farklı pull studlar gerekebilir. İçi boş konik versiyonun kendisi çok kompakttır ve iç yüzeyinden tutar. Tork, iç yüzey sürtünmesi ve oluklar yoluyla takıma iletilir. Son derece yüksek hızların mümkün olması avantajına sahiptir ve takım çok hızlı bir şekilde tutulabilir ve iş milinden ayrılabilir. Ve takım tutucunun doğrudan iş mili üzerinde düz durmasını sağlayan bir flanşa sahiptir. Ancak, bu tasarımla uygulanabilecek yanal kuvvet biraz sınırlıdır. Bir takımın kavranmasının 3 ana yolu vardır. Bunlar sıkıştırma, bastırma ve çektirmedir. Takımı yerine sıkıca tutturmak için bir pens tutucu kullanılır. Bu pens tutucu ve bağlantı somunu kullanılarak birleştirilir. İkisi birleştirilir ve ardından asıl takım tutucuya vidalanır. Ve daha sonra takım, bağlantı somunu kullanılarak pens aynasına sıkıştırılır. Bu tür tutturma, takımın tam merkeze hizalanarak, %100 merkezde kenetlenmesini garanti eder. Tasarım, dönme ekseni etrafında tamamen simetrik olduğundan, mükemmel radyal eksantrikliğe sahiptir. Tabii ki, birkaç parça gerektiğinden, nispeten biraz daha maliyetli bir versiyondur. Weldon takım tutucu, bir sonraki tiptir. Weldon takım tutucusunda, bir delik ve yandan sıkıştırma vidası bulunur. Takım tutucuya yerleştirilir ve sıkıştırma vidası kullanılarak sabitlenir.
Avantajları, çok hızlı kullanılabilmesi, basit olması ve aynı zamanda çok uygun fiyatlı olmasıdır. Ancak takımın ayrıca, sıkıştırma vidasının tutabileceği bir kenetleme yüzeyine sahip olması gerekir. Ne yazık ki, yanal deliğin bir sonucu olarak, dönme ekseni etrafında %100 simetrik olmamasından dolayı, bazı doğal olumsuzluklar vardır. Morse konikliği olarak bilinen, başka bir sıkıştırma türü vardır. Bu durumda, tork, yalnızca yan yüzeylerdeki sürtünme yoluyla aktarılır. Bununla birlikte, bu tür bir bağlama, son teknoloji CNC makinelerinde neredeyse hiç kullanılmamaktadır. İçe sıkıştırılmış tutturma, başka bir takım bağlama türüdür. Burada, tutturma özelliğine sahip takım, bir hidrolik pres kullanılarak takım tutucuya bastırılır. Bir takımı takım tutucuya bastırmak için, takım tutucunun kendisine ve uygun bir pens aynasına ihtiyacımız var. Bu yerleştirilecek belirli kesme takımının çapına karşılık gelir. Bu iki eleman daha sonra takım tutucuya yerleştirilir. Bunlar, daha sonra birbirine hafifçe bastırılır ve hidrolik prese yerleştirilir. Bu pres, kullanılan takım tutucunun boyutuna karşılık gelen çeşitli adaptörlere sahiptir. Takım tutucu, artık pens aynasına sonuna kadar bağlanmıştır ve kesme takımı önceden tanımlanmış bir kuvvetle sıkıca bağlanmıştır, tezgahta kullanıma hazırdır. Takım, yukarıda açıklanan adımların ters sırayla uygulanmasıyla, serbest bırakılır. Pres, tüm tutma kuvvetini serbest bırakmak için kullanılır. Bunu, takımı hidrolik prese koyarak ve bırakma işlemini başlatarak yapıyoruz. Takım daha sonra çıkarılır ve tüm tutucu tertibatı tekrar parçalarına ayrılır. Ve takım şimdi boşta. Üçüncü takım bağlama tipi, takımın büzüştüğü yerdir. Aynı zamanda ısıl veya sıcak işlem olarak da bilinir. Prensip basittir. Takım tutucu, endüktif olarak ısıtılır ve genleşir. Hassas bir şekilde işlenmiş delik, 100. milimetreye kadar genişletilir ve aynı zamanda hassas bir şekilde işlenmiş olan takım, deliğin içine kayar. Montaj soğudukça, takım çok yüksek sürtünme ile ve serbest bırakılamayan form kilitleme bağlantısıyla kenetlenir. Sadece tekrar ısıtılarak serbest bırakılabilir, böylece takım çıkarılabilir. Tutma kuvveti, ısı farkının bir sonucu olarak elde edilir. Avantajı, örneğin bir pens aynasından çok daha hassas olan, mükemmel bir radyal eksantrikliğe sahip olmasıdır. Bu tasarımda, radyal eksantriklik üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecek hiçbir mekanik eleman yoktur. Dezavantajı ise, bu tekniğin metali ısıtmak ve tabii ki tekrar soğutmak için pahalı ekipmanlar gerektirmesidir. Bunun için iki farklı ekipmana ve doğal olarak, özel iş koruma ekipmanına ihtiyacım var. En azından, özel ısıya dayanıklı eldivenler lazım, çünkü metal soğuduktan sonra bile çıplak elle tutulamayacak kadar sıcaktır. Ve tabii ki, etrafta duran takım tutucuların hala sıcak olabileceğinin farkında olmayabilecekleri için, çalışan arkadaşlarınızı uyarmalısınız. Takımlar, bir büzdürme ünitesi kullanılarak takım tutucunun içine çekilir. Takım tutucu, endüktif olarak ısıtılır. Isıya dayanıklı eldivenler, buradaki en önemli koruyucu ekipmandır. Ellerinizi birkaç yüz santigrat dereceye kadar korurlar. Şimdi takımı, takım tutucuya bağlayacağız. Bunu yapmak için, takımı küçültme ünitesine, yani takım tutucuya yerleştiririz ve küçültme ünitesini açıklık üzerinde hareket ettirip ısıtırız. Ve takım tutucuya düşer. Takım tutucu ısıtıldıktan sonra, takım tutucu ile takımın soğutulması, şarttır. Kurutma aşamasından sonra, takım çıkartılır ve ardından takım tezgahında kullanıma hazır hale gelir. Sıkıca küçülmüştür ve sağlam bir şekilde bağlanmıştır. Takım, sıkıştırıldığı şekilde serbest bırakılır.
soğutma için, takım tutucu ve takım soğutma ünitesine yerleştirilir ve soğutma işlemi, takımın güvenli bir sıcaklığa kadar soğutulmasını sağlar. Kuruduktan sonra, takım tutucu ve takım çıkarılabilir ve sıcaklık normal bir seviyede iken takım dolabına yerleştirilebilir. Takım yönetimi neden gereklidir? Her şeyin iyi organize edilmesi için. Bir takım tezgahı, üretim ortamlarında etkili ve verimli kullanım için tasarlanmıştır. Ve bir CNC takım tezgahının etkinliği, takım değişikliklerini otomatikleştirebilmesiyle de tanımlanır. Takımların hatasız ve sorunsuz bir şekilde değiştirilebilmesi için sıralanmaları gerekir. Başka bir deyişle, hem sanal olarak CNC'de hem de fiziksel olarak takım magazini içinde yönetilebilmelidir. CNC takım yönetimi, kullanılan takımların doğru şekilde yönetildiğini kesinlikle garanti etmelidir. Hızlı kullanılabilirliği sağlamak için, tüm takımlar merkezi olarak bir takım magazininde tutulur. Magazindeki takımlar makineyle işlemenin etkilerine karşı korunmalıdır. Böylece takımlar, özellikle iş miline giden takım tutucular, örneğin metal talaşlardan ve soğutma suyundan korunur. Sanal ve gerçek takım yönetimi arasında bir ayrım yapıyoruz. Takım magazini, takımlar için etkili ve korumalı bir saklama yeri olarak hizmet eder. Freze makinesinde ve gerekli takıma hızlı bir şekilde erişilebilmesini sağlar. Takım dolabının kendisi, makinenin dışında yer almaktadır. Sanal takım yönetimi, kontrolcüde, takımların ayarlanmış ve şeffaf bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bir magazindeki takımların yanı sıra, takım dolabında tutulan ve hali hazırda ölçülmüş takımların bilgileri de burada tutulabilir. İki farklı takım konumu yönetimi seçeneği arasında bir ayrım yapıyoruz. Sabit takım konumu kodlaması ve değişken takım konumu kodlaması. Sabit takım konumu kodlamasında, takım, her zaman kalıcı olarak atanan bir potta değiştirilir. Takım, daima hassas bir şekilde alındığı pota konur. Bunun, birkaç nedeni vardır. Bir yandan da tezgahın tasarımına bağlıdır. Ve tabii ki, büyük boyutlu takımlar için, yani izin verilenden fazla çapa sahip olanlar, sağda ve solda boş pot gerektirirler. Böylece, magazine yerleştirildiğinde çarpışmazlar. Ve doğal olarak, bitişik potları boş tutmak için. Tezgahlarda otomatik ölçüm için bulunan 3 boyutlu problar da her zaman, soğutma suyu, talaş ve benzeri gibi işleme etkilerine karşı büyük ölçüde korunmaları için aynı yere konur. Değişken takım konumu kodlaması, takımın her zaman takım değiştirme noktasına en yakın olan magazindeki, bir sonraki boş pota konması anlamına gelir. Bu, ayrıca takım ön seçimi için işlem gerektirir. Bir sonraki takım, diğer takım halen kullanılırken, hazırdır. Sonuç olarak, işler biraz kaotik hale gelebilir, ancak bu, yalnızca sanal olacaktır. Buna aslında kaotik takım yönetimi denir, ancak takımlar bir sonraki boş konuma yerleştirildiği için, son derece etkili bir yöntemdir. Kontrolcünün, takımın yerini her zaman bildiğini söylemeye gerek yok. New Tool, fonksiyonu kullanılarak, yeni bir takım oluşturulur. İlgili takım tipini, buradan seçin. Ok ile onaylayın. Bir takım için her zaman ihtiyaç duyduğunuz takım adı, buraya girilir. Burada tabii ki boyu da girilir. Çap. Ve tabii ki, kesme kenarı sayısı. Ve soğutma suyunun açılıp, açılmayacağı. Takım, magazinde, buradaki gibi oluşturulur. Bir takıma artık ihtiyaç duyulmuyorsa, magazinden çıkarılmalıdır. Ve tabii ki bu, fiziksel olarak, gerçek ortamda yapılmalıdır. Ancak, takımı magazinden sökme söz konusu olduğunda, yalnızca unload fonksiyonunu seçmek yeterlidir. Daha sonra, sanal olarak magazinden çıkarılır ve sanal takım dolabı olarak bilinen yerde magazin yerlerinin altına yerleştirilir.
magazine geri yüklediğinizde daha fazla kullanım için tüm verileriyle birlikte kullanılabilir. Boşalttığımız pota geri yüklendi bile. Makinede bir iş parçasını işlemek için bir program yazmak istiyorsak, o zaman oluşturulmuş bir takıma ihtiyacımız var. Ve sonra uygun işleme teknolojisini seçiyoruz, frezeleme veya örneğin cep frezeleme. Daha sonra, Select Tool kısmını kullanarak gerekli takımı seçiyoruz. Ok ile onaylayın. En üstte, T'nin altında saklanır. Daha sonra, Accept'e basıyoruz ve Shopmill'de bunun mevcut olduğunu görüyoruz. Bir çiğ kod programına bir takım eklemek için aşağıdaki şekilde ilerliyoruz. Takımın çağrılacağı satır üzerine gelin. Tool Call ile uygun takımı seçiyoruz. Ok ile onaylıyoruz ve takım, uygun takım değiştirme komutuyla koda eklenmiştir. Ne öğrendik? Takımları, takım tutucuları ve takım adaptörlerini monte etmek için sıkıştırma, bastırma ve genleştirme soğutma teknikleri, makine ve iş parçası koordinatlarını ve takım verilerini kullanma, yapılandırılmış takımların dijital verilerinin kaydedilmesi, takımların sınıflandırılması ve oluşturulması, takım veri setlerinin güncellenmesi, Synutrain ve Synumeric arasındaki etkileşim, çevrim dışı programlamada takım veri setlerinin değişimi ve doğal olarak takım listesindeki takımların kullanılması, sanal takım dolabı. Ve bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.